Comparison test adı üstüne karşılaştırma testi. P distribution'ı kullanarak bir karşılaştırma testi de yapabiliyoruz. T distribution'ı kullanarak hipotez testinde neyi öğrenmiştik? Bir örneğin bir popülasyona ait olup olmadığını test ediyor. T testiyle, Q kare testiyle, Z testiyle. Şimdi de comparison test, P testiyle yapılan bir başka test var. İki tane sample'ı birbiriyle karşılaştırma işini de yapabiliyoruz P testiyle. Comparison test bu işte arkadaşlar. İki tane örnek seti, veri setini birbiriyle karşılaştırıyoruz. Bu veri setlerinin arasında işte istatistik olarak önemli derecede fark var mıdır, yok mudur? Comparison testi kullanarak yapıyoruz. Varyans analizi diye bugün asıl göreceğimiz konu vardı ya. Varyans analizi de aynı işi yapıyor. O da iki veya daha fazla veri setini birbiriyle karşılaştırıp bunların arasında istatistiki olarak önemli bir fark var mı yok mu gösteriyor. Onun için bu iki konu birbirinin şeyi, arkadaşı, akrabası. Onun için önce comparison'ı halledelim, ondan sonra da varyans analizine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi comparison testte dedik ki iki tane veri seti var. Bu iki veri setinin veya ben örnek dedim ama popülasyon diyor burada, tamam olsun. İki tane popülasyonun ortalamasının birbirinden farklı olup olmadığını karşılaştırmak için iki tane örnek, her bir popülasyondan örnek alıyoruz birer tane. Toplam iki tane elimizde örnek oldu. Bu iki örneği birbiriyle karşılaştırıp o asıl örnekleri aldığımız iki popülasyonun birbirinden farklı olup olmadığını öğrenmiş olacağız. Bu nerede işe yarar? Bu çok işe yarar arkadaşlar. Mesela ne işe yarar? Mesela diyelim ki bir ilaç buldunuz. Bu ilacın efendim işte tansiyonu düşürdüğünü mesela iddia ediyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bu ilacın tansiyonu gerçekten düşürüp düşürmediğini nasıl öğrenebiliriz? İnsanlardan 20 tane insan alıyorsunuz mesela. Bunları 10'lu gruba bölüyorsunuz. Bu 20 tane insanın da tansiyon rahatsızlığı var. Bu 10 tane insana o ilaçtan vermiyorsunuz. 10 tane insana da o ilaçtan veriyorsunuz. Bunların tansiyonları arasında bir fark var mı? Yok mu? Bu iki tane grubu birbiriyle karşılaştırıyorsunuz comparison testte. Eğer varsa istatistik önemli bir fark, düşürmüşse tansiyonu mesela ilaç kullananların tansiyonu istatistik olarak düşük çıkmışsa diyorsunuz ki evet bu ilaç gerçekten istatistik olarak tansiyonu düşürmüştür. Dolayısıyla etkili bir ilaçtır diyebiliyorsunuz. Öbür türlü bunu diyemezsiniz. Yani arada işte birkaç birimlik bir fark olabilir. O birim farklardan yola çıkarak işte bunda yüzde işte bunda 12 idi, öbüründe 11,5 çıktı. İşte ha bak bu düşürdü falan diyemezsiniz. Yani o 11,5'un istatistik olarak önemli derecede düşük müdür, değil midir de söyleyebilmeniz lazım. Onun için comparison test yapıyorsunuz. Nasıl yapılıyor comparison test? Önce nasıl yapıldığını anlatayım. Hemen iki tane hipotez yapıyoruz. H0, H1 hipotezlerini. H0 hipotezi diyor ki mu1, mu2'ye yani popülasyonların ortalamaları birbirine eşittir. H1 de her zamanki gibi hayır diyor, bunlar eşit değildir. Eğer karşılaştırmayı çift taraflı yapıyorsak böyle. Karşılaştırmayı bazen de tek taraflı yapabiliriz. Yani bu ortalama bu ortalamadan düşük müdür, değil midir? Veya bu ortalamadan mu1, mu2'den büyük müdür, değil midir? Şeklinde de yapabiliriz. O zaman ne değişiyor hipotezlerde? Birinci hipotez yani H0 hipotezi aynı yine mu1, mu2'ye eşit. H1 hipotezi değişiyor. Ya diyoruz ki mu1, mu2'den küçüktür. Birinci popülasyonun ortalaması, ikinci popülasyonun ortalamasından küçüktür diyoruz. Veya tam tersi birinci popülasyon, ikinci popülasyonun ortalamasından büyüktür diyoruz. Bu birincisi hipotezlerimizi yazdık. İkincisi
Kritik P değeri diye bir P değeri bulacağız arkadaşlar. P değeri. Bu P kritik değeri çift taraflı veya tek taraflı yapmamıza göre değişecek. Diyelim ki tek çift taraflı test yapıyoruz. P kritiği, critical P değerini nasıl bulacağız? Alfa bölü 2. Alfa bölü 2 demek alfayı başta veriyoruz. Alfa neydi? Geçen ders hatırlayın. Hata düzeyiydi. Hata düzeyi çift taraflıysa 2'ye böleceğiz. Tek taraflıysa aşağıda görüyorsunuz 2'ye bölmüyoruz. Çift taraflıysa 2'ye böldük. N1 artı N2 eksi 2 değerini bulacağız. N1 elimizdeki birinci örneğin örnek sayısı. N2 de ikinci örneğin örnek sayısı. Eksi 2. Bu P değerini tablodan bulacağız arkadaşlar. P tablosundan. Bir tarafta alfa bölü 2'yi, diğer tarafta da N1 artı N2 eksi 2'yi kullanacağız. Bunu örnek yaparken göstereceğim size nasıl yapıldığını. Eğer bu çift taraflı test yaparsak, eğer tek taraflı test yaparsak da alfayı 2'ye bölmüyoruz. Diğer taraf, diğer sayı aynısı. N1 artı N2 eksi 2. Üçüncü aşamada bir de T calculated ve değerini bulacağız. Calculated T değeri, yani hesaplanan T değerini bulacağız. Onu nasıl buluyormuşuz? Birinci örneğin ortalaması eksi ikinci örneğin ortalaması eksi verilmişse eğer birinci popülasyonun ortalaması eksi ikinci popülasyonun ortalaması verilmemişse buraya sıfır diyeceğiz. Genelde verilmiyor. Bölü S standart sapma x1 eksi 2'nin x2'nin standart sapması. X1 eksi x2'nin standart sapması da şu formülde bulunuyor. İşte birinci standart sapma, birincinin standart sapma da demeyelim artık, karesi alınmış, varyans diyelim. Artı ikincinin varyansı bölü n, n örnek sayısı demek. Bunun karekökü. Bunu buluyoruz, burada paydaya yerleştiriyoruz. Buradan da hesaplanan p değerini buluyoruz. Ondan sonra dördüncü aşama artık karar verme aşaması. İki tane t bulduk ya, biri critical P değeri, biri calculated P değeri. Eğer calculated P değeri critical P değerinden küçükse H sıfırı kabul ediyoruz. H biri kabul ediyoruz. Şeyimiz bu. İşlem adımlarımız bunlar arkadaşlar. Dört adımda yapıyoruz bu işi. Şimdi şurada bir örnek var. Örnekte arkadaşlar diyor ki iki tane benzin, yani petrol, benzin diyelim. İki tane benzin var. Bu iki benzinin aralarında bir fark var. Birinin performansı öbüründen daha iyiymiş. Böyle bir iddia var. Bunu test edin. Aralarında gerçekten önemli derecede bir fark var mı yok mu söyleyin diyorlar. Bunun için test etmek için şey yapıyoruz. 30 tane motosiklet buluyoruz aynı cins. Bunun 15 tanesine, 15 motosiklete A tipi benzinden koyuyoruz. 15 tanesini de B tipi benzinden koyuyoruz. Tamam mı? Sonra bunların o benzinle gittikleri yolun uzunluğunu, ortalama yol uzunluğunu buluyoruz. Birbiriyle karşılaştıracağız hangisinin performansı, yani hangisi daha fazla götürmüş. A'nın ortalaması 25 kilometre çıkmış arkadaşlar. Standart sapması da 0.5 kilometreymiş. B'nin ortalaması da 22 kilometreymiş. Standart sapması da 0.4 kilometreymiş. Şimdi soru şu, alfa hata düzeyi %1. Soru şu, A'nın performansı B'nin performansından istatistiksel olarak büyük müdür değil mi? İyi midir, değil midir diye soruyor. Evet, şimdi burada ne yapacağız? Comparison testi yapacağız. Peki çift taraflı mı
Komperijin yapacağız. Tek taraflı komperijin yapacağız. Söyleyin bakalım arkadaşlar. Sorunun soruluşundan anlıyorduk. Tek mi, çift mi taraflı yapacağımızı. Evet, söyleyen var mı? Var mı söyleyecek olan? Söylemiyorsun. Peki, ben söyleyeyim o zaman. Soru A iyi midir veya yüksek midir, değil midir B'den diye sorulduğu için tek taraflı test yapıyorum. Ama şöyle sorulsaydı, A'nın performansı B'nin performansına eşit midir, değil midir diye sorulsaydı çift taraflı test yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Ama öyle sorulmamış diye, iyi midir, değil midir, kötü müdür, değil midir diye soruluyorsa tek taraf soruluyordur arkadaşlar. Onun için tek taraflı test yapıyoruz. Şimdi verilenleri yazıyoruz. A ile ilgili verilenler, B ile ilgili verilenler yukarıda. Şimdi tek taraflı test yapacağız. Onun için hemen birinci aşamada hipotezlerimizi yazıyoruz. H0 hipotezi mu A mu B'ye eşittir. Yani A'nın performansı B'nin performansına eşittir şeklinde yazılır H0 her zaman. H1 de tek taraflı da şöyle yazılır. A büyüktü değil mi? Biri 25'ti, A 25'ti, B 22'ydi. O zaman işte A'nın ortalaması B'nin ortalamasından büyüktür. H1 hipotezi de bu şekilde yazılır. İkinci aşamaya geliyoruz. Kritik T değerini bulacağız. Kritik T değerini bulmak için tek taraflıya göre bulacağız. Alfayı alfa 2'ye bölmüyoruz tek taraflı olduğu için. Alfamız %1'di değil mi? %1, %1'i unutmayın, %1 olasılığımız. NA artı NB, N'ler 15'ti. 15 artı 15 eder sana 30, eksi 2 de 28 eder. Demek ki biz tablodan 0,0,1 ile 28 serbestlik derecesine bakacakmışız. Tamam mı? Şu serbestlik derecesi için lazım bize. Alfa da olasılık için lazım. T tablosuna gidelim. T tablosu neredeydi? Heh, şurada. %1 olasılık düzeyi şu arkadaşlar. Buradan da 28. satırdaki 28 serbestlik derecesindeki değer 2,467 olarak bulundu arkadaşlar. Tamam. Aradığımız T değeri 2,467. Bu değer F critical değeri arkadaşlar. Kritik F değeri. Tekrar örneğimize gidelim. Evet. Kritik T değerimiz 2,467 olarak bulundu. Üçüncü aşama calculated T değerini bulacağız. Birincinin ortalaması, A'nın ortalaması kaçtı arkadaşlar? 25 kilometreydi. Eksi B'nin ortalaması, o da 22 kilometreydi. Eksi popülasyonların, A'nın popülasyon ortalaması, eksi B'nin popülasyon ortalaması. Bu verilmemiş, verilmediği için bunu sıfır olarak aldık. Tamam mı arkadaşlar? Bölü farkların, ortalama farklarının standart sapması. Ortalama farklarının standart sapmasını şu denklemden buluyorduk. Onu da işte A'nın varyansı, yani 0,5 standart sapmasının karesi, artı B'nin standart sapmasının karesi, bölü N diyor, N 15 motor sayısı, bunun karekökü. Bunu 0,165 olarak bulduk. Getirdik şurada paydaya yazdık. Yukarısı 3, aşağısı 0,165. Buradan da böldüğümüzde calculated T değerini 18,18 olarak buluyoruz. Calculated T değeri 18,18. Kritik T değeri 2,467. Şimdi bunun ikisini dördüncü aşamada karşılaştırıyoruz. Calculated T değeri kritik T değerinden büyük olunca neyi
şey yapıyorduk. H1 kabul ediliyor. Calculated küçük olsaydı H0 büyük olduğu için H1 kabul ediliyor. H1 ne diyor? H1 diyor ki A'nın ortalaması, yani A benzininin ortalaması B benzininin ortalamasından istatistiki olarak önemli derecede büyüktür. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki A benzininin performansı B benzininin performansından gerçekten de %1 hata düzeyinde büyük imiş. Tamam mı arkadaşlar? Bu %5 olsaydı ne değişirdi? %5 hata düzeyi. Sadece şu T kritikteki 0.01 olasılığı yerine 0.05 olasılığını kullanacaktık. Ona da bir bakalım. Bence yine şey olmaz. %5'te hatta %10'da bile şey çıkabilir. Hemen T tablosuna gidelim. %5'e bakıyoruz. 28'e bakıyoruz. 1.701. Oo, daha şeymiş. Daha küçükmüş. Evet, daha küçük olması beklenir. %10'un daha küçük olması beklenir. %10 kaç? O da şurası. 28'e gelirsek. Bu da 1.313. Bu daha da küçük. Demek ki yani her harikada A'nın ortalaması, T kritik küçük çıkıyor. T kritiğin küçük çıkması demek A'nın ortalamasının B'nin ortalamasından her halükarda büyük olduğunu gösteriyor demiştir. Evet, comparison test bu. İki tane örneği karşılaştırıp iki tane popülasyonun arasında bir fark olup olmadığını söylemeye çalıştık. Comparison testi ile...